sola Mevlana'nın konağı, yanındaki Mevlana'nın medresesi, hemen önünde şimdi daha çelikleri dikilmedi, Mevlana'nın dergahı var. Şuradan karşı tarafta İnce Minare ve bu Medreseler Caddesi, 32 tane cadde. Şu alana... İçeride alan büyütüyoruz. Aynısı. Yaklaşık 2 ay önce TRT Genel Müdürümüzle imzaladığımız uluslararası TRT stüdyolarının yapımı devam ediyor. Türkiye'nin en büyük alanında inşa edilecek stüdyolarda aslında 13. yüzyıl Konya'sını yeniden inşa ediyor. Ekip şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında ilk meyvesinde 30 bölümlük bir Hazreti Mevlana dizisinin TRT'de yayınlanmasıyla ortaya çıkmış olacak. Burada aynı zamanda gelen ziyaretçilerin hem 13. yüzyıl Konya'sını görebilecekleri hem de film sahnelerini görebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Konya'nın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca TRT sadece 13. yüzyıl Konya'sını inşa etmeye inşallah en kısa sürede Asr-ı Saadet'le ilgili bir çalışma da başlamış olacak. Böylece bütüncül baktığımızda Konya'nın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Projenin kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece Konya'da bir anlamda adeta yeni bir şehir inşa ediliyor ve uluslararası bir film platosunu kazanmış oluyoruz. Emeği geçen TRT Genel Müdürümüze, TRT Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Akış'a, TRT Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren'e ben Konyalılar adına teşekkür ediyorum. İşbirliğinden dolayı Meran Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylece Konya'mızın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'nın her sektörde gelişmesini arzu ediyoruz. Özellikle turizm ve tanıtım konusunda uluslararası TRT Film Stüdyoları yeni bir başlangıç olacak. Şehrimize hayırlı olsun. Bundan yaklaşık 2 ay önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Büyükşehir Belediye'miz ve Meran Belediye'mizin hep beraber ortak protokolle imzaladığı Türkiye'nin ikinci ama Türkiye'nin en büyük uluslararası film platosunun temelleri hemen imzanın arkasından atılmıştı. Konya için, Meran için çok büyük bir kazanım, ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Yerli yabancı turizmin hareketlenmesine vesile olacak. Gelen her misafirimizin, Konya'ya gelen yerli yabancı her misafirimizin özellikle film çekimlerinin olmadığı zamanlarda gezdirileceği, Konya'nın tanıtımına da ciddi katkı sağlayacağı, aynı zamanda inşasının devam ettiği Dutlu bölgesinin de bu etrafındaki diğer zenginliklere de katkı sağlayacak bir turizm aksı oluşmuş olacak, alternatif bir turizm aksı. Şehrimize, ilçemize hayırlı mübarek olsun diyorum. Arka tarafta makaslar var, ilginizi çeker. Makas yapıyorlar. Onlar sizin ilginizi çeker.